Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Elimde arızalı bir hızar var arkadaşlar. Mobilyacıların kullandığı, şöyle tetiğine bastığında masanın üzerine koyup tahtalarını kestikleri bir hızar var arkadaşlar. Bu çalışmıyor. Öncelikle bir fişe takalım. Şöyle tutalım, ne olur ne olmaz. Evet. Tetiğine basıyoruz. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Şöyle çalıştıralım. Evet. Çalışırken şuradan bir ateş çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an mesela çalışmıyor ama birkaç darbe vurunca çalışmaya başlıyor. Çalışınca da ateş çıkarmaya başlıyor. Enerjimizi keselim öncelikle. Ve şu kısmı bir sökelim. Söker sökmez içinden şöyle kömürler düştü. Görmüş olduğunuz gibi. Motorumuzun kolektör kısmı bir sıkıntı gözükmüyor. Bobin kısmında da bir sıkıntı gözükmüyor. Tamamen kömürlerle alakalı. Görmüş olduğunuz gibi kömürler şu şekilde düştü hemen zaten. Yaylarıyla birlikte fırladılar. Şimdi öncelikle kablomuzu fişe takalım. Enerji vermiş olduk. Ölçü aletimiz alternatif akım 750 voltta duruyor. Bakıyorum. Şöyle proplarımızı takalım. Evet. Tetiğimize basalım. Şöyle dursun, ölçü aleti daha iyi gözüksün. Tetiğe basıyorum. 220 volt girişimiz. Tetiğe bastığım anda 220 volt alternatif akım kömür bacaklarına ulaşıyor. O halde anahtar kısmında bir sıkıntı yok. Defalarca basalım. Görmüş olduğunuz gibi çekince duruyor, basınca 220 volt ulaşıyor. Enerjimizi keselim. Bu kenarda dursun. Bobin kısmına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı yok. Zaten çalışıyordu az önce. Şu kömürlerden bulmam lazım. Ya zaten kopmuş yaylarından falan. Bayağı bir oturmamış demek ki yerine. Aslında kömürler var ama koptuğu için iş görmüyor. Bu kömürlerden bakalım nereden bulacağız. Bulduktan sonra videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kömürlerimiz geldi. Eski kömürlerin aynı ölçülerinde sipariş verdik. Görmüş olduğunuz gibi bunlar yayları şu şekilde bir kömüre bağlı iletişim halinde. İlk söktüğümüzde kömürler yaylardan çıkmıştı ve iletişim kopukluğu vardı. Şimdi ise yaylar görmüş olduğunuz gibi kömürlere temas ediyor. Bu kömürlerimizi yine şöyle yuvalarına takarak eskisi gibi yerlerine oturtturalım. Ama öncelikle şu şekilde Öncelikle şöyle hafiften şöyle tutturalım. Şu anda kömürümüz şu yeşil plastiğe basıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu iteceğiz ama motoru takalım, ondan sonra motorun kolektör kısmına değecek çünkü kömürler. O yüzden kömürlerimizi takalım. Fırlıyor ya. Şöyle dursun. Görmüş olduğunuz gibi itmedik. Çünkü motorumuzun kolektörlerini takalım önce. Şu alt kısmını takalım. Evet.
kömürler şöyle karşılıklı kolektör dediğimiz kısma temas ediyor. Oradan kolektörleri besleyerek kömürler sayesinde kolektörleri besleyerek motorun hareketlenmesini sağlayacağız. Şimdi eskisi gibi toplayalım. Evet. Önce vidalarını sıkalım. Bir gövde otursun yerine. Evet. Sıra geldi kömürleri oturtturmakta. Onu da şöyle yapacağız. Şöyle hafifçe iteceğiz. Şunu da hafifçe iteceğiz. Evet. Şimdi şu kökünden bastıracağız ve kömürümüzün şurada tekrar kolektörlere basmasını sağlayacağız. Daha gitmiyor zaten. Şöyle arkasından itekleyip kömürün ağzını tutup kolektörlere basmasını bu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Evet. Hepsi bu kadar. Şu kablolarımız da şöyle şuradan geçebilir. Şimdi kömürlerimizin yukarı çıkmaması için çalışırken şu görmüş olduğunuz iki tane kasnak karşılıklı kasnaklar bu kömürlerimize baskı uygulayacak. Vidalarımızı da atalım. Hazırız. Şimdi fişimizi takalım. Enerji verelim. Çalıştıralım. Evet, çok güzel çalışıyor. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, hızar makinemiz geldiğinde bir çalışıp bir duruyordu. Videonun başında izlemiştik. Bunun arızasının kömürlerden kaynaklandığını bulduk ve kömürlerimizin birebir aynısından sipariş verdik. Görmüş olduğunuz gibi bu sinir bozucu olayı da bu şekilde çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da yine her videoda olduğu gibi farklı bir konu ele almış olduk. Motorumuzun üzerinde bulunan kömürleri gördük ve bu kömürlerin iletken olduğunu anlamış olduk. Yani motorun dönmesi için kolektörlerine baskı uygulayan kömürler üzerinden beslendiğini gördük. Yine bir bilgi sahibi olduk arkadaşlar bu videoda. Bu motorumuzun rotoru sargılı motorlardan olduğu için kömürler rotora akım iletmeye yarayan iletken karbon fırçalardır aslında. Rotorlu motorlarda akımı iletmeye yarayan iletkene kömür deniyor arkadaşlar. Sargılı olan bu motorlarda rotora, yani o az önce göstermiş olduğum yere, kömürlerin basmış olduğu yere akımı iletmeye yarayan iletken karbon fırçalara motor kömürü deniyor arkadaşlar. Motor kömürünü de görmüş olduk ve motor kömürünün iletken olduğunu görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.